Şu enflasyonu bu ay çok önemli çünkü Ekim ayı çok yani Kasım ayında açıklanacak Ekim ayı verileri çok önemliydi. Bize 1 Ocak sonrası yaşayacaklarımızın da bir göstergesi. Şimdi ben alt kalemlere baktım hocam. Ulaştırmada fiyat düşmüş hocam. %0,54 Ekim ayında fiyatlar düşüvermiş. TÜİK tarafından düşürülmüş. Alkol içecekler ve tütün artık o kadar yüksek ki ama Ekim ayında bir şey olmamış. %4 orada fiyatlar düşmüş. Allah Allah. Allah Allah. Eğitim %0,33 33 kadar artmış. Sanki çocuklar defter, kalem, kitap, aileler, evet, okul taksidi ya da servis parası falan ödemiyor. Eğitim sadece 0,3 artmış. Eğlence falan birden fiyatlar %0,52'ye doğru yavaşlamış artışı. Yavaşlamış. Giyim nedir? Hocam söyleyeceğim. Lokanta otellerde 1,44'lük bir artış olmuş. Hadi be. Evet. Yani çok az artmış. Hiç. Paralel evrende bir Türkiye'den söz ediyoruz. Ev eşyaları, buzdolabı, çamaşır makinesi falan %1,8 artmış. Siz yanlış görüyorsunuz yani o fiyat artışlarını. Mesela Diyarbakır'da züccaciyeci %70 indirim yapmış. İnsanlar birbirini ezmiş. Aslında evet, onlar falan hayal. Hayal. Uydurma. O yüzden 1,5 evet, civarında artmış. 1,5. Yani 1,8 ev eşyası. Çeşitli mal ve... Şu kadarcık. Gökhan Günaydın'ı bir dinleyelim. Belediye meclisi toplantısı yapılıyor. Esenyurt'ta ise 45 belediye meclisinden 28'i Cumhuriyet Halk Partili, 14'ü AKP'li, 3'ü MHP'li. Bizim belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, seçilmiş ve terörle hiçbir ilişkisi bulunmayan, kurulamayan arkadaşlarımız belediye binasından içeriye alınmıyorlar. Onlara yönelik gözaltı yapılıyor ve adeta bariyerlerle Esenyurt Belediyesi'nin etrafı çevrilmiş durumda. Bu bir demokrasi görüntüsü değildir. Bugün bu sabah tabii yalnızca Esenyurt'ta değil, bunun yanında Mardin'e, Batman'a ve Halfeti'ye de kayyum atandığını öğrendik. Belediye başkanlarıyla herhangi bir bağımsız gözlemciyi tatmin edecek kalitede olmayan hukuk süreçlerinden bir terör oluşturmak, bir terör suçu oluşturmak, savcılık aracılığıyla adeta basın bülteni gibi kamuoyu oluşturmaya çalışmak demokratik devletlere özgü değildir. Burada arama yapılırken Ahmet Özer'in avukatı içeriye alınmadı. Burada dijital materyallere el konurken herhangi bir şekilde imaj alınmasına izin verilmedi. Adeta suçun temelleri oluşturulmaya çalışılıyor. Ve biz bugün bir kere daha ifade ediyorum ki Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasi talebiyle ayaktayız. Bir milletvekilini içeriye sokmamaya çalışan kolluk kuvveti. Bu polisin vazife ve selahiyetleri kanunu ile açıklanabilir bir durum değildir. Şüphesiz burada bulunan kolluk kuvvetleri, polis arkadaşlarımız aldıkları görevleri yapmaya çalışıyorlar. Ancak emir hukuksuzdur. Bu emri kim verdiyse... Cumhurbaşkanından İçişleri Bakanı'na kadar bu emri kim verdiyse emir hukuksuzdur. Bu hukuksuz emre uyanlar da hukuku çiğnemektedirler. Buradan herkesi ikaz etmek istiyoruz. Esenyurt'u atanmış kaymakama ya da atanmış vali yardımcısına bırakmayacağız. Hatırlıyor musunuz? 2019'da da Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra mazbatayı iptal etmişler ve valiyi kayyum olarak atamışlardı. Milletin iradesi tecelli ettiği zaman o kayyum vali, yani Atatürk'ün resmi duvardan indirmek ilk işi olan kayyum vali tekrar valiliğine dönmüştü. Belediye binasını milletin iradesine terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi o kayyum vali İçişleri Bakanı sıfatıyla bir günde vali yardımcısı yaptığı kaymakamı Esenyurt'a kayyum olarak atıyor. Bu kayyum da gidecek. Belediye seçilmiş belediye meclis üyelerini içeriye almayan, 10 gün içerisinde bir belediye başkan vekili seçmesi gerekirken bu konuda bir iş yapmayan, ilk işi fotoğraf çektirmek ve belediye binasının önünü bariyerlerle engellemek olan kaymakam da buradan çekecek ve geri gidecek. Milletin iradesini er geç tecelli ettireceğiz. Bu çerçevedeki kararlılığımızı ifade etmek isteriz. Arkadaşlarımızla beraber şimdi bir durum değerlendirmesi yapacağız ve asıl basın açıklamamızı saat 11'de sizlerle paylaşacağız.
Bunu duyurmak isterim. Teşekkür ederim. Gökhan Bey, siz bugün CHP grup odasında olacaktınız. Esenyurt Belediyesi içinde ama şu an kapısının önündeyiz. Bu aşamadan sonra ne yaşanacak? Arkadaşlar, bir kere daha ifade edeyim. Ahmet Özer'in terörle ilişkilendirilebilecek bir suçu yoktur. Ben bunu ayakları havada bir değerlendirme olarak yapmıyorum. Emniyet ifadesini, savcılık ifadesini ve sulh ceza hakimliği müzekkeresini satır satır okumuş bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum. Yanımda seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Gül Çiftçi arkadaşımız var. Beraber bütün değerlendirmelerimizi yaptık. 12 yıl öncesine giderek bir kere daha ifade ediyorum. 12 yıllık HTS kaydı alarak orada hayatın olağan akışı içerisinde telefonla konuştuğu kişiler üzerinden bir terör suçlaması yapmaya çalışmak. Kendisinin bulunmadığı ortamlarda, bulunmadığı şekillerde adının geçmesini bir suç vesilesi saymak. Ya da benzer bir biçimde aslında yurt dışında AKP milletvekillerinin birlikte yemek yediği, fotoğraf verdiği kişiyle tam 12 yıl evvel yalnızca 2 gün içerisinde telefon konuşması yapmasını terör suçu saymak ancak AKP demokrasisine özgü bir abesliktir. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi bugün Esenyurt Belediyesi'nde olacaktı. Belediye binasına girip nöbet tutacaklar. Böyle bir yol haritası belirlenmişti ama binaya giremiyorlar. Ahmet Özer'in, tutuklu belediye başkanı Profesör Özer'in avukatı da içeri alınmıyor. Deniz şeyi hatırlattı Gökhan Günaydın. Seçimler iptal edildiğinde İmamoğlu kazanmıştı ama seçimler iptal edilmişti. O sırada da belediye başkanlığını vali Ali Yerlikaya üstlenmişti. Sonra seçimler tekrarlandı ve görevi devretti. Hatta işte Gökhan Bey diyor ki fotoğrafları falan değiştirmişti, hatırlayacaksınız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle iltisaklı bir belediye başkanına ve buna müsaade etmeyiz diye bir açıklama yaptı. İmamoğlu da çok sert yanıt verdi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı'na. Dedi ki sizde de işte bu Türkçe olimpiyatları sırasında o geleneklere uygun kıyafetlerinizle olimpiyatları övmüştünüz. Biz de size o zaman FETÖ iltisaklı mı diyelim, böyle mi dememizi istersiniz dedi. Böyle bayağı bir sert açıklamalar karşılıklı geldi. Şimdi Gökhan Bey de o dönemi hatırlatıyor. İmamoğlu seçimler iptal edilince mazbatasını alamamış ve Ali Yerlikaya, şimdiki İçişleri Bakanı, vekalet etmişti, atanmıştı belediyeye diye. Dolayısıyla binaya giremiyor CHP'liler. O nöbeti tutamayacaklar. Tabelalarda iniyor, takılıyor, iniyor, takılıyor. Gerginlik hat safhada. Mardin de öyle, Batman da öyle. Dolayısıyla süreç böyle yaşanıyor. Biz bir şey konuşamayacağız. Bu enflasyon verileri doğru yaşananı, değil. Buyur. İstanbul'da yaşananı Mardin'de de yaşamıştık, Batman'da da yaşamıştık. Kayyumlar atanmıştı. Seçim yapıldığında AK Parti seçimi kaybetmişti ve yeni belediye başkanları gelip oturmuştu oralara. Onu kastediyor anladığım kadarıyla. İçişleri Bakanı'nın başka bir özelliği daha var. 2009 yılında kendisi Şırnak valisiydi ve 2009 yılında Habur'da mahkeme kurulduğunda PKK'lılar otobüsün üstünde PKK kendi kıyafetleriyle el ele, böyle kol kola, omuz omuza insanlara el sallayarak Türkiye'ye giriş yaptığında Şırnak'ın en büyük mülki amiriydi, yani Şırnak valisiydi. Ha buradaki o çadır mahkemeleri kurulduğunda Ali Yerlikaya da orada valiydi. Yani bu onları yapmak şey, aynı dönemde Remzi Kartal'la görüşmek terör örgütü üyeliği için geçerli. Biraz önce de söyledim yayının başında, müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Bakın, Ahmet Özer'i suçlamalar, ona yönelik suçlamalar 2015 tarihinden falan. Ahmet Türk'e suçlamalar 2012 tarihinden falan. Yani birileri şu anda eski defterleri karıştırıyor. Ve oradan yürüyorlar. İlginç bir çaresizlik göstergesi bu da. Ama ülke açısından üzücü bir durum. Ülke demokrasisi açısından üzücü bir durum. Bununla baş da edilemez, biliyor musunuz? Yani bu zihniyetle baş edilemez. Edilemiyor yani.